Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu hafta daha önce bitirmediğimiz Türk tarihinin devam ettireceğiz. Ee, kalan yerden devam edip e, Türk tarihini sonlandıracağız. Uzun bir üniteydi. Ee, e, burayı tam olarak bitirmemiştik. İslam tarihinden devam edip ünitenin sonuna kadar e, diğer üniteleri tamamladık. Buradan Asyon Devleti'nden bahsetmiştik. Ee, diğer Türk devletlerinden ...bahsetmiştik. Göktürk Devleti'nden, Uygur Devleti'nden. E şimdi Türk Devletleri'nde... ...kültür-medeniyetten... ...bahsedeceğiz bu hafta. E daha sonra diğer... ...haftalarda da Avrupa un ...Devleti'nden... ...tabii öncesinde kavimler göçü sürecinden... devleti Devleti'nden... ...bahsedeceğiz. Ve daha sonra kurulan... ...küçük Türk Devletleri'nden... ...bahsedeceğiz. Ve Türk tarihini bitirmiş olacağız. Bugün ilk Türk devletlerinde kültür medeniyetten bahsedeceğiz. Burada tabii Türk devletlerinin devlet yönetimi, bunun yapısı nasıl olduğunu, onun dışında hukuk anlayışı, ordu yapısına bakacağız, ekonomik yapıya, toplum yapısına bakacağız, bilim ve sanatta neler yaptıklarına bakacağız. Bu başlıklar halinde kültür ve medeniyete katkılarını paylaşacağım sizle. Öncelikle devlet yönetiminden bahsedeceğiz. Türkler devlet yönetimini nasıl gerçekleştiriyordu diye baktığımız zaman burada devlete il ya da el deniliyor. Yani devletin eli kavramı günümüzde çok kullanılır. Devletin uzandığı yer. Burada aslında bir nevi merkeziyetçilik yapısı da söz konusu. Şu an iller tabii ki de artık e, bir şehir anlamında kullanılıyor. O dönemde e, il tamamiyle aslında devleti kapsayan e, bir anlayış olarak e, sunuluyordu. E, i̇lk defa bütün Türk devletlerini küçük boyları bir araya getirip bir siyasi birlik oluşturan e, kişi Mete Büyük Hun devletinde. E, tabii Mete Han'ın e, yaptığı o, orduda onlu sistemi var. Büyük bir teşkilatlanma yarattı hem orduda hem devlette. E, askeri konuda buna da değineceğiz. E, Türkler e, devlet yapılanmasını birçok kez oluşturdular, birçok kez yıkıldılar. Ve sürekli e, dünyanın çeşitli coğrafyalarında bir sürü Türk devleti kuruldu. Bu tabii ki Türk devletlerinin sürekli yıkılıp kurulmasının e, Türk e, özelliği anlamında bir yapısal bir bir süreçten dolayı. Yani Türkler genellikle baktığımız zaman göçebe bir hayat yaşıyorlar. Tabii ki göçebe bir hayat yaşadıkları için çocuklar daha fazla bağımsızlıklarına düşkün olarak yaşayacaklar. Ve hem bağımsızlıklarına düşkünler fakat bir yerde kök saldıkları zamanda da hemen, bütün beylikler bir araya gelip bir devlet kurma eğilimi de taşıyor. Böyle bir birleştirici özelliği de var Türklerin. Tabi bu devletin sürekli yıkılmasının sebebi ülkeyi hanedan üyelerin ortak malı sayma anlayışı. Bu ne demek? Bu aslında bütün sülalenin yani devletin yönetiminde hak sahibi olması demek. E bu neye yol açacak? Sürekli taht kavgalarına yol açacak. Taht kavgalarından dolayı da devletler sürekli yıkılacak. Yani sürekli devlet kurulmasının bir nedeni de aslında e, ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılma anlayışı. E, tabii ki bu devletin ayakta kalmasını sağlayan en önemli yapı e, aile e, kurumu. Gerçi günümüzde de aile yapısının Devleti oluşturmada çok büyük önemi var. Toplumun en küçük yapı taşıdır diyebiliriz. En küçük kurumudur diyebiliriz. En küçük grubudur diyebiliriz. Yani e, topluma baktığımız zaman e, aile grubundan başlıyor. Aileler birleşiyor. Sonra e, sülaleler birleşiyor. Arkasından e, köyler, ilçeler, iller... Ve bütün illerin birleşmesiyle de devlet meydana gelecek. Bu şekilde bir aileden başlayan bir süreç oluşmuştur. Ee, diğer yönden baktığımız zaman e, tabii ki e, Türkler e, göç ettikleri yerde e, bağımsızlıklarını korumak için e, bulundukları yeri bir yurt edinme sürecine girecekler. Biliyorsunuz e, Türkler Orta Asya'dan. Batıya doğru ilerlediler, her bulundukları bölgeye yurt edindiler. En son ne olmuştu? Anadolu'ya kadar gelmişlerdi. Önce keşif amaçlı saldırılar düzenlediler. Daha sonra ne yaptılar? Anadolu'ya gelerek burayı yurt olarak benimsediler ve bir nevi aslında Anadolu'da Türk tarihi başlamış oldu. Ülkeyi Türkler ikili teşkilat şeklinde yönetiliyor, yönetiyorlar. İkili, i̇kili teşkilat dediğimiz şey ülkenin daha rahat yönetilebilmesi için Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Devlet ve Doğu tarafı ülke için kuruluş yeri bakımından Doğu'da olduğu için kutsal kabul ediliyor. Ve Doğu'yu esas hükümdar yönetir. E, batı'yı ise kardeşi Yabgu ünvanıyla Batı'yı yönetir. E, ve... İç işlerinde serbesttir Batı yöneten, dış işlerinde ise esas hakana bağlı olarak sistem ilerlemekteydi devlet yönetiminde. Egemenlik anlayışına baktığımız zaman e, az önce de e, devletin yıkılma nedenleri arasında saydığımız e, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Bütün sülaledeki erkekler yönetimde e, yönetme hakkına sahip devleti böyle ne oluyor? Bu şekilde herhangi bir hükümdar e, tahttan indirilebiliyor ya da öldükten sonra yerine geçecek kişiler anlamında büyük bir taht kavgası yaşanabiliyor. Böyle bir olumsuzluk tarafı var. Daha sonra tabi bu Osmanlı döneminde değişecek. Merkez otoriteyi daha da sağlamlaştırmak için padişahlar en son e, sülalenin değil Bizzat padişahın ve çocuklarının malıdır diye değiştirecekler. Kendi otoritelerini sağlamaları gerekecek. İşte bu anlayış tabii ki Türk devletlerini sürekli parçalıyor. Tat kavgasından dolayı bütün boylar dağılıyor. Siyasi birlik ortadan kalkıyor. Tekrar küçük küçük beylikler kuruluyor. Sonra tekrar güçlü bir Türk devleti bunları bir araya getirip siyasi birliği kurmaya çalışıyor. Fakat e, Türk devletlerinde e, Çinli prenslerle e, prenseslerle evlenme olayından bahsetmiştik daha önce. Bu Çinli prenseslerden doğan erkek çocuklarının hükümdar olmasına izin verilmeyecek. Bu da tabii ki de e, Türklerin bu anlamda milliyetçi bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, hükümdar gücünü nereden alıyor dediğimiz zaman Çocuklar, burada kut anlayışı önemli bir yere sahip. Kutsallık e, kelimesi de kuttan geliyor. E, kut, kan yoluyla geçen aslında yönetme gücü anlamında kullanılıyor. <laughs> burada tabii kut e, gücünü, e, kandan gelen güç e, kim tarafından veriliyor dediğimiz zaman gök tanrı tarafından. O dönemde inanılan tanrıları tarafından verildiğine inanıyor. Hakan'a gök tanrı tarafından yönetme gücü veriliyor. Ve Hakan'ın bütün soyu kendi kanından olanların hepsi tabii ki de ne oluyor? Bir nevi kutsal sayılıyor. Tanrı tarafından görevlendirilmiş ve yönetme yetkisine sahip kişiler, aileler olarak düşünülüyor. Ee, i̇şte biz bu devletin yönetme yetkisine kut ee, diyeceğiz. Kut anlayışı. <laughs> Ve tabii ki de e, kadınların yönetme etkisi pek yok. Daha çok erkek çocuklarına geçtiğine inanılıyor. E, tabii ki de kut anlayışı e, yüzünden bütün halk e, Hakan'a sonsuz bir şekilde bağlılık içerisindeler. E, çünkü burada sorgulanamaz bir güç var. Kim bu? İnandıkları Tanrı. Tanrı'nın yetkisinde olduğu için e, tamamıyla e, devletin yönetmesi Hakan'a bırakılıyor ve tam bir bağlılıkla da halk Hakan'a bağlı olarak yaşamlarını e, sürdürüyorlar. E, tabii ki Hakan'dan sonra e, başa geçmesi e, düşünülen kişiler Hakan'ın ya da yöneticinin e, çocukları oluyor. E, bunlara Tigin deniliyor. E tabii bu tiginler e, kut anlayışıyla kendilerinde e, bir nevi yönetme yetkisi bulunduğu için e, mutlaka taht mücadelesine girecekler. Hani ben de yönetme, yönetebilirim, o diyecek. Ben de yönetebilirim. Ne olacak yine bu kut anlayışı? E, bir nevi devletlerin, Türk devletlerinin yıkılmasına, parçalanmasına e, yol açacak. E bu dönemde Türkler de hükümdarlara çeşitli ünvanlar veriliyor. Tanhu, Şanyu, Kaan deniliyor. Daha çok bilindik üzere Han, Hakan, Yabgu, İlteber, İdikut gibi ünvanlar alıyorlar bu dönemde. Hakan'dan beklenen yönetme görevleri ise Hakan'ın halkın huzur ve refahını sağlaması bekleniyor. Halkın bütün ihtiyaçlarını sağlaması. Özellikle adaletli olması gerekiyor. Yani eşitlikçi bir yaklaşıma sahip olması gerekiyor. Ve ülkenin güvenliğini sağlayıp toprakları da genişletmek için fetihler yapması bekleniyor. Hakan'ın yetkileri bu. Bir hükümdarın hükümdar olduğunu gösteren bazı semboller var. Bu sembolleri gördüğümüz zaman o kişinin hükümdar olduğunu hükümdarlık sisteminin kurulduğunu anlıyoruz. Burada bir öncelikle hakanın çadırı bulunacak. Tabii göç ettikleri için sürekli göçebe bir yaşam tarzında çadır olacak. E, ota deniliyor. Hakanın çadırı olacak ota. Tahtı bulunacak. Onun dışında bir e, hükümdarlığın bir bayrağı bulunacak. Tu deniliyor. Onun dışında tabii e, davul ve e, sorguç bulunacak. Belirli dönemlerde Hakan'ın geliş gidişini e, kutlamak için e, bulunacak. E, ve tabii ki de Hakan belli zamanlarda e, belli törenlerde ha halka ziyafet vermesi onun şanından olduğu için bir hükümdarın hükümdar olduğunu hissetmemiz için ne yapacak? Belirli zamanlarda ziyafet ver vermesi gerekecek. E, bu geleneğe de Hükümdarlar uyuyordu. E, tigin demiştik, hükümdarın erkek çocukları e, bunlar da e, daha küçük boylara gönderilerek e, yönetme tecrübesi elde ettiriyorlar. Çünkü daha sonra e, yönetimin başına geçtikleri zaman tecrübesiz olmasınlar diye. Tabii ki bu sistem e, çocuklar daha sonra e, Türk İslam devletlerindeki devletlere de yansıyacak. İşte Anadolu Selçuklu Devleti de aynısını kullanacak, Osmanlı Devleti de aynı süreci kullanacaklar biliyorsunuz. Anadolu Selçuklu'da neydi? Ata Beylik sistemi vardı. İsmi farklıydı. Osmanlı'da da sancak sistemi vardı. Aynı şekilde padişah çocukları, hükümdar çocukları daha küçük yönetim birimlerine gönderilip burada yönetim tecrübesi edindiriliyordu. Bu dönemde tabii e, toy, kurultay ve kengeş aynı anlama geliyor. E, burada meclis diyeceğiz. Her türlü devlette kararın alındığı yere biz toy diyebiliriz, kurultay da diyebiliriz, kengeş de diyebiliriz. Üçünü aynı anlama gelerek kullanabiliriz. Meclisin başında hakan bulunacak. Her türlü siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel bütün konularla ilgili kararlar burada alınacak günümüzdeki meclis gibi düşünebilirsiniz. E burada tabii ki de bir sürü beylik... ...bir araya gelip karar alınıyor. Çünkü devleti oluşturanlar... ...diğer bütün beylikler... ...beyliklerin başında bulunan... ...yöneticiler... ...meclise katılmak zorunda. E, tabii ben katılmıyorum diyenler de... ...bağımsızlığını ilan etmiş sayılıyor. O zaman ne oluyor diye... ...soracak olursanız... O zaman e, hükümdar bizzat siyasi birliği sağlamak için o beyliği ele geçirmek için ona savaş ilan edebilir. Yani bu kurultaya katılmayan e, beyliğin e, toyun yani meclisin görevlerine baktığımız zaman törelerde değişiklik yapabilir. Töre dediğimiz şey nedir? Kanun. Kanunlarda değişiklik yapıyor. Hükümdarı veya velatı seçebilir. ...burada bir nevi demokrasinin de olduğunu görebiliyorsunuz. Siyasal, sosyal, ekonomik konularla ilgili kararlar alacak tabii ki de. Bu dönemde kurultayda tabii ki de... ...Hakan katılacak. Hatun eşi katılıyor. Burada kadın erkek eşitliğine dair bir belirti var. Askeri ve sivil yöneticiler katılacak. Diğer bağlı boy beylikleri katılacak. Ve bağlı kabimlerinde yöneticileri bizzat meclise katılmak zorunda. Ee, hükümdar kurultayda alınan kararları uygulamak zorunda değil. Yani bu ne demek oluyor? Son söz hükümdara ait. Bu daha sonraki devletlerde de görülecek. Osmanlı'da da görülecek. Padişah e, Divan-ı hümayunda alınan kararları bir danışma niteliğinde görecek. Onu çok da bağlamıyor. O zaman ne oluyor? Bütün alınan kararlara rağmen hükümdar kendi kararını belirleyebiliyorsa demek ki bu meclislerin tamamıyla büyük bir yaptırım gücü yok. Biz buna danışma kurulları diyeceğiz. Yani padişah danışıyor. Ne yaparız, ne ederiz? Ee, bazen bu çıkan kararların dışında da kararlar alabiliyor. İşte biz bu yapıya e, ne diyeceğiz? Bu dönemde bu toyun, yani kurultayın danışma ...görevinde olduğunu söylüyoruz. Çok da büyük bir bağlayıcılığı yok. Kadının toplumdaki yerine bakıyoruz. Hatun, hatun kim? Hatun hükümdarın eşi. Bu dönemde tabii ki sosyal sınıflaşma çok olmadığı için... ...göçebe yaşamdan dolayı... ...kadın ve erkek toplumda daha eşit durumda. Mal mülkleri kadınlar da edinebiliyorlar. Kadınlar... Yine aynı şekilde erkeklerin yaptığı gibi ata biniyor, silah kullanıyor ve savaşa da katılabiliyorlar. E, bu dönemde e, kadınlar e, yönetimme de e, etkili olabiliyorlar. Mesela elçi olarak gidip gelebiliyorlar, devleti temsil ediyorlar. E, e, Mecliste bizzat katılıyorlar, karar verebiliyorlar ve hükümdar olmadığı zaman meclisi yönetiyorlar. Bu çok önemli. Yani bir nevi e, hükümdarın kendisinden sonraki en yetkili kişisi olarak eşi gözüküyor. Bu dönemde kadın erkek eşitliğine dair önemli bir veridir diyebiliriz. E, Tabi burada e, Hatun'un ve Hakan'ın birlikte imzası bulunuyor belgelerde. E, bu da neyi gösteriyor? Aslında Hatun'un yani Hakan'ın eşinin devlet yönetiminde ne kadar etkili ve güçlü olduğunu. ...ve kadına bakışın önemini gösteriyor. Hukuk alanına baktığımız zaman... ...hukuk tabii ki töreye e, dayanacak. Töre dediğimiz şey nedir? Aslında o günde geçmişten o güne kadar gelen bütün... E, ...gelenekler, görenekler, örfler ve alına kararlar... ...topluca bütün kanunları belirleyen şey oluyor. E, töre dediğimiz zaman aslında... ...yazısız hukuk kuralları diyoruz. İşte yazısız hukuk kuralları... ...gelenek, görenek, örf ve adetler... oluyor ağırlıklı olarak. Tabi hükümdar... ...bu geçmişte günümüze... ...dediği döneme... ...riayet etmek zorunda. Yani geleneğe aykırı davranamıyor. Bunun dışında... ...hükümdarın bizzat verdiği... ...buyruklar, yani emirler... ...bu töreye ekleniyor. Bir de mecliste alınan kararlar. O zaman töreyi ne oluşturur dediğimiz zaman töreyi meclis alınan kararlar oluşturuyor. Hakan'ın emirleri oluşturuyor. Bir de geçmişte o güne kadar gelen gelenek görenekler töreyi oluşturur diyebiliriz. Bu dönemde tabii ki de töreye aykırı davrananlar için çok sert hükümler var. Yani töre hükümdarın bile üzerinde. Hükümdar bile buna uymak zorunda. Onun için uymayanlar kesin olarak cezalandırılıyor. E tabii ayaklanma çıkartanlar, isyan yapanlar, e, adam öldüren kişiler direkt ölümle cezalandırılıyor. E, hırsızlık gibi adi suçlara, yol kesme e, gibi suçlara ise yine ağır çok ağır cezalar veriliyor. E, örneğin hırsız bir malı çaldığı zaman 10 e, katı kadar ücret ödemesini e, bekliyorlar. Böyle bir ceza uygulanıyor burada dediğim gibi töreye uymamak büyük suç. Hükümdar bile töreye uymak zorunda. Bu ne demek oluyor? Bu kanun üstünlüğü. Yani düzeni sağlamak için oluşturulan kanunların herkes için geçerli olduğu hükümdar da dahil. Biz buna kanun üstünlüğü diyeceğiz. Tabi çocuklar burada şöyle bir durum var. Gönlümüzden farklı olarak. Tabi o dönemde yerleşik hayata geçilemiyor. Türkler göçebe bir yaşam tarzında. Hayvancılıkla uğraşıyorlar ağırlıklı olarak. Ve otlak alanlar olmadığı zaman göç ediyorlar. Kıtlık olduğu zaman göç ediyorlar. Hayvan hastalığı olduğu zaman ya da iklim şartları çok kötü olduğu zaman göç ediyorlar. Ee, ve bundan dolayı da böyle sabit bir hapishane durumu söz konusu değil. Ee, öyle olduğu zaman hani 5-10 günlük hapis cezaları veriliyor. Genel olarak böyle uzun süreçli bir hapis cezası verilmiyor. Zaten hapishane sistemi de bu dönemde göçebelikten dolayı Yok. Biz tabii töreye yazısız hukuk kuralları dedik. Nereye kadar? Uygurlar dönemine kadar. Uygurlar döneminde bu ticari ilişkileri kayıt altına almak anlamında, ticari ilişkileri düzene sokmak anlamında e, hukuk kuralları ilk kez bu dönemde yazılı hale getirilmiştir. E, bu dönemde oluşturulan yazılı belgelerin birçoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlar hangi alanda? Dediğimiz zaman medeni hukuk yani aile hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve vergi hukukuna ilişkin Uygurlar yazılı bir e, kanun sistemi oluşturmuşlardır. E, burada siyasi suçları çok yüksek düzeyde, hani siyasi suçları gerçekleştiren kişilere e, yüksek mahkeme denilen e, bölgede yargınların konusunda, e, baktığını görüyoruz. Tabi çocuklar yargı yüksek devlet mahkemesi başında hükümdar bulunuyor. Büyük suçlar tabi ki de normal mahkemelerden ziyade daha üst mahkemelere gidiyor. Bu mahkemelerde hükümdar başkanlığında bu yargılamalar gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Ordu teşkilatına baktığımız zaman daha önce de söylemiştik. Orada teşkilatındaki en önemli düzenleme Asya Hun hükümdarı Metehan zamanında yapıldı. Metehan'ın en büyük katkısı nedir? Onlu sistem denilen bir sistem getirmiştir orduya. Ordunun daha düzenli hareket etmesi için ve ordunun daha disiplinli bir şekilde eğitilebilmesi için, savaşlarda da daha esnek bir şekilde kullanılabilmesi için. Burada şöyle bir şey gerçekleşiyor. E, toplam ordu sayısı 10, 100, 1000'e ayrılıyor. Bunların başında 10 başı, 100 başı, 1000 e, başı gibi kişiler bulunuyor. Ve tabii ki bu ne ne işe yarayacak? Hem bir denetleme imkanını arttıracak, hem eğitim verirken düzenli bir eğitim verme imkanı olacak. Ve savaş esnasında tabii bu e, şeylerin, grupların e, ihtiyaca göre e, kullanılması yani nerede bütün ordunun rastgele birlikte böyle yerli yersiz hareket etmesi nerede ihtiyacı göre işte onluk kısmı kullanmak yüzlük kısmı ya da binlik kısmı kullanmak komutanlara emir vererek e, tabi bu sistem bütün Türk devletlerine sirayet edecek ve bunun dışında Çin'den itibaren Çin dahil birçok Avrupa devleti e, meta'nın onlu sistemini kullanacak hala günümüzde de Onlu sistem e, kullanılmaktadır e, askeriyede. de rütbeler vardır onbaşı yüzbaşı binbaşı gibi rütbeler vardır e, burada tabi dediğim gibi e, amaç orduyu daha efektif yani daha e, kullanışlı nitelikli bir şekilde e, orduyu hareket ettirme anlayışı e, çok faydalı hale getirilmiştir. Mete Ağa'nın bu dönemde tahta çıkışı Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilecek. Tabii ki Türkler'de şöyle bir durum var. Doğumdan itibaren eline silah alabiliyorsan askersin. Kadın erkek önemli değil. Yani her doğan askerdir. Günümüzde de her Türk asker doğar diye sloganlar atarlar. Tabii günümüzde bu söz konusu değil ama eski Türkler'de. Her Türk asker doğar sözü gerçekti. Yani doğan herkes aynı zamanda ordu mensubuydu. Savaşa katılmak zorundaydı. Ee, tabii ki askerlik yeteneklerini de geliştirmek zorundalardı. Bu tarz eğitimler alırlardı. Biz bu sisteme ordu millet sistemi diyeceğiz. Millet aynı zamanda ordu. Ordu aynı zamanda millettir diyeceğiz. Orduya baktığımız zaman genellikle atlı askerler oluşturulacak Tabi millet ordudur dediğimiz zaman burada ücretli asker kullanmıyoruz. Tamamıyla millete bağlılık göz önünde ülkeni milletini korumak için gönüllü olan kuruluş kurumlar ücretli olarak dışarıdan herhangi bir asker temini yok. Burada tabii ki şöyle bir avantaj sağlıyor vatanseverliği birbirlerin iletişimi arttırıyor... İçin içine çıkar çıkarttığımız zaman duyguyla bağladığımız zaman daha böyle birbirine bağlı e, duygusu yüksek bir ordu kurma imkanı oluyor Türklerin Tabi bu da ne olacak Türklerin e, dünyaya hızlı bir şekilde bu askeri özelliklerinden dolayı yayıldığını göre görüyorsunuz sonra da ya o Sultan Selim döneminde baktığımız zaman Osmanlı dönemine gelindiğinde üç kıtada toprakları olan bir Türk devletinden bahsedeceğiz. Avrupa'ya hakim olmuş, ee, Asya kıtasında, Avrupa kıtasında, var e, Afrika kıtasında toprakları olan çok büyük bir imparatorluk haline geldiğini göreceğiz. Bunda tabi bu e, ordu millet e, yapısının e, özü oluşturduğunu düşünebiliriz. Burada e, Türklerin klasik bir savaş taktiği var, hilal taktiği yani turan taktiği. Burada hilal taktiği denilmesinin sebebi tabii ki de e, bu saldırının hilal şeklinde yarımay şeklinde gerçekleşmesi. Şu şekilde oluşuyor e, hilal taktiği. E, bir C şeklinde ordu bir sıralanıyor. Orta kesimde bir saldırı gerçekleşiyor. Hilalin ortasından e, düşmana bir saldırı gerçekleşiyor. Bu orta kısımdan hızlıca ileriye doğru giden askerler e, düşmanla bir müddet çarpışıyorlar ve daha sonra geriye doğru hızlıca kaçıyorlar. Sanki yenilmiş havası veriyorlar. Düşmanı kendilerine çekmek için düşman da ee, tabii Türk ordusunun yenildiğini düşünerek, geri çekildiğini düşünerek onlar daha içe doğru hareket ediyorlar. Bu Bir yandan da tabii ki de bu hilal e, şeklinde bulunan askerler onları çepeçevre sarmaya devam ediyor. Ve iç tarafa düşman alınmış olacak ve daha sonra bu hilal şeklinde olan askerler iç tarafta düşmanı imha edecekler diyebiliriz. İşte biz bu sisteme e, hilal taktiği diyebiliriz. Yine Türk ordusunun genel özelliklerine baktığımız zaman daha önce söylediğimiz gibi ücretli değiller, gönüllüler. Her Türk asker doğar demiştik. E, daimi ordular, hani ben iki yıl askerlik yaptım, döndüm görev niteliğinde değildir. Her zaman, her an, her savaşta millet e, hazır bulunmak zorunda. Ağırlıklı olarak atlı askerlerden meydana geliyor. E, bütün milletin asker olduğunu söylediğimiz için burada kadın erkek ayrımı yok. Her iki tarafta asker kabul ediliyor. Ve kullanılan o dönemki en önemli silahlar ok, yay, kement, kargı, mızrak, süngü, kalkan ve kılıç. Savaşlarda kullanılan e, silahlardandır diyebiliriz. Türklerin inançlarına baktığımız zaman bu kut anlayışında bahsetmiştik. Öncelikle gök tanrı inancı var. Tabii tanrı kelimesi çocuklar Tengri'den geliyor. Tengri e, tanrı e, aslında günümüzdeki İslamiyet'teki Allah'ın karşılığı. Yani tanrı kelimesi Türkçe. Onun için şimdi tabii ki de anlam kaymasıyla bütün inanılan e, tanrıları kapsar bir şekilde tanrı kullanılıyor ama e, inandığınız e, yaratıcı olduğunu düşündüğünüz e, kendi inancınıza dair e, o güce tanrı diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü e, Türkçe. Yani kendi dilimize ait. O dönemde de gök tanrı inancı var. Tanrının gökte olduğunu inanılıyor. Tabii ki de elimizi açıp yukarıya bakmamız ...dua ederken böyle bir reflekse sahip olmamız gök tanrı inancı döneminden gelmektedir. Çünkü o dönemde tanrının yukarıda bir yerde, kendilerine göre yukarıda bir yerde olduğu düşünülüyordu. Bir gök tanrı inancı var. Onun dışında tabiat kuvvetlerine yani doğadaki doğanın bir ruhu olduğuna inanılıyor. Böyle bir inanç var. Bir de atalar kültü diye bir şey var. Bu da ataların ruhuna inanıyorlar. Demek ki burada üç inanç var. Ee, yani burada birincisi yukarıda bir tanrı var, gökte buna inanıyoruz. Bir başka inanç doğanın ruhu olduğuna, toprağın, ağacın, ateşin ruhu olduğuna inanıyoruz. Bir de e, bizim ölen atalarımızın ruhuna inanıyoruz. Üç inanç şeklinde gelişmiştir. Burada tabii ki de doğayla iç içe bir yaşam olduğu için bir kutsallaştırma söz konusu. Burada bir yandan da tabii ki bilim gelişmediği için e, tamamıyla bir, bir nevi aslında bilgisizliğin de bir sonucu. E, burada ağacın, tepenin, dağın, vadinin, toprağın bir ruhu olduğuna ve insanlığı, insanı o ruhuyla etkilediğine inanılıyor. E, onun dışında tabii bu inancın içerisinde şamanizm inancı var. Türklerin ilk inançlarında. Burada da tabi bu doğanın bir ruhu olduğuna inanırsak, ataların da ruhu olduğuna inanırsak ve bunun hani bizi etkilediğine inanırsak, burada onları işte çağırdık. İşte gizli güçler var. Bunları işte sihir yaptık. Geldiler, gittiler. E, şu an işte bir sihirle işte o gücü getiriyorum, o gücü engelliyorum gibi e, şamanlıkta bu şekilde bir inanç var. Büyücülük inancı. Ee, şimdi de aslında bir nevi falcılıkla da devam ettirilen bir süreç. Kültürel olarak birçoğu insan inanmıyorum dese de aslında bu falcılıkla, büyücülükle e, hani geleceği görme anlamında olan bir tane daha önceden anlama gibi e, ya da bir kötü bir e, durumu ortadan kaldırma gibi. Bu şekilde aslında ilkel inançları hala bağlıyız. E, maalesef. Ama bu dikkatinizi çekiyorsa binlerce yıl önceki inançlar. Tabi bu dönemin bu şekilde olmasının sebebi o dönemde bilimin daha günümüzdeki gibi gelişmediğinden dolayı. Şu an tabi her şeyi bildiğimiz için her şeyin oluşumunu hemen hemen dünyanın nasıl oluştu, yer kabuğu nasıl oluştu, dünyanın dışında neler var, bunları hakim olduğumuz için tabi bu inançlar şu an çok ilkel kalıyor. Ama tabi gelenek göreneklerle artık bir yaşam tarzı haline geldiği için insanlar sosyal olma adına da şu an kullanabiliyorlar. Bu inançları devam ettirebiliyorlar. Gök tanrı inancından nasıl bahsetmiştik? Gökte bir tanrı var. Her şeyi o yaratıyor. Tabi burada Hakan'a kut veren tanrı yani ben o gök tanrıdan aldığım inançla yönetiyorum diyorlar. Biliyorsunuz. Burada e, aslında İslamiyete benzer bir inanç da söz konusu. Şu da yeniden dirilme inancı var. Yeniden dirilme ne? Öldükten sonra yeniden hayat var demek. Aslında bu bir nevi ahiret anlayışını getiriyor. İslamiyette ahiret anlayışı Türklerde de var. O zaman ne olacak? Türkler İslamiyet'e geçerken bu yapıda bir benzerlik olduğu için rahatça geçecekler. Öldü, ölen kişinin arkasından yas tutuluyor. Belirli zamanlarda onun acısı yaşanıyor. Ee, tabii ki cenaze törenleri var. Günümüzde de olduğu gibi. Türklerde de vardı. İlk Türklerde. Yu denilen cenaze törenleri e, düzenleniyor. Burada tabii ki ahiret inancının olduğunu İslamiyet'ten önce ayret inancının olduğunu görmemiz için kazı çalışmalarında bu net anlaşılıyor. Baktığımız zaman Türkler ölen kişinin bütün eşyalarını, işte silahını özellikle o dönem en önemli şeyleri, işte at koşum takımlarıyla birlikte ya da değerli bir eşyası varsa gömüyorlar. Bu gömüldükleri yerlere hani mezarlara kurgan deniliyor. burada eşyalarla gömülmesi ne anlama geliyor? Burada aslında diğer hayata inandıklarını. Hani ölecek ama daha sonra tekrar ruhu dirilecek, diğer bir yaşamda hayatlarına devam edecekler anlayışı var. Bundan dolayı eşyalarıyla gömülüyor. Ee, kurgan dedik mezar. Bu mezarların çevresine e, mezar taşı dikiliyor. Bu mezar taşı o dönemde o kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar dikiliyor. Onun ne kadar cesaretli, ne kadar iyi bir asker olduğunu böyle belirtmek ve onu onurlandırmak için mezar taşları dikiliyordu. Bu mezar taşları da Balbal bal deniliyordu. Devam ettiğimiz zaman burada Gök Tanrı inancında yer ve gök yedişer kattı. Bu yedi sayısı çok önemli. İslamiyet'te de var. Yedi günde yarattı ta Allah diye. İşte yedi katlı dünya yedi kattan oluşmuştur evren ya da. Bu şekilde yedi sayısı Türklerden itibaren aslında bir nevi kutsal bir sayı gibi görülebilir. İşte Tanrı göğünün yedinci katında yer alıyor inanca göre ve orada tek başına. Ee, Tabi burada ahiret inancında bağlı olarak yine cennet, cehennem anlayışı var. İyi olanlara cennete gidecek. O dönemdeki cennetin karşılığı uçma. Kötü olanlar da cehenneme gidecek. Türklerdeki karşılığı da tamu. Yani uçma cennet tamu cehennem e, aynı şekilde bu yapı da Türklerin İslamiyete girmesini kolaylaştırıyor çok benzer bir yapı da bulunuyorlar e, gökten inancı bu e, tabiat kuvvetlerine inanma dediğimiz zaman dediğimiz gibi Türk e, Türkler çevresinde gördüğü her doğal e, maddeye e, bir ruh taşıdığına dair bir inanç. Geliştirmişler. Yani gördükleri her şey ağaçlar, ormanlar, ırmaklar, vadiler, dereler, taş. Her gördükleri şeyin bir ruhu olduk olduğuna inanacaklar. Ve burada tabii ki de bu ruhların, dediğim gibi daha önce bir insanlara etkisi olduğuna inanacaklar ve kutsal kabul edecekler. Ee, burada tabii baharın başlangıcında kutlama yapılmasının sebebi bu Nevruz. Ee, yeni Bahar, yani bu dönemde neyi kutlanıyor aslında? Kutsallaştırılan toprak, ağacın yeşermesi, ee, onlara işte bir şekilde aslında sanki ödül veriyormuş gibi bir algı var. İşte Bahar geldi, bize kendi meyvelerini sunuyor, toprak yeşilleniyor, hayvanlarımıza ot sunuyor. İşte biz ne yapıyoruz? Bu tabiat kuvvetlerine dua ediyoruz, onları kutsuyoruz. Teşekkürlerimizi bildiriyoruz gibi bir anlayış o dönemde. Günümüzde de çeşitli vesilelerle bu tarz bahar şeyleri yapılıyor. İşte birazcık evrilmiştir, işte müzik festivallerine dönüştürülmüştür. Başka başka bir araya gelinen etkinlikler, kültürel faaliyetler yapılmıştır ama işin özü aslında inanç buraya kadar dayanıyor. Bu baharın gelişini kutlama olayı. Atalar kültü neydi? Atalar kültü dediğim gibi Türklerin ölmüş atalarının ruhu olduğuna ve bu ataların ruhlarının kendi hayatlarını bir nevi etkilediğine inanıyorlar. Yani onlara böyle dua edersek iyi davranırsak bizi korurlar falan diye bir inanç. Atalar kültü. Tabi bunlar için hani atalarına kurban kesiyorlar, kurban adırlar. Kurban kültürü de aslında bir nevi. Tanrılarının e, ya da inandıkları şeyin e, kendilerini cezalandırdığını düşündükleri için kurbanlar veriliyor. Burada tabi bilmedikleri için bu Tanrı'nın neye kızdığını e, burada kendilerince bir bahane buluyorlar. İşte beğenmedikleri bir gruba ya da beğenmedikleri, sevmedikleri bir kişiye atfediyorlar. İşte Senin yüzünden bu olmadı. Sen böyle yaptın diye Tanrı bize kızdı. Tabi yani birbirlerini kurban ediyorlar daha da eski zamanlarda. Daha sonra işte bu hayvanları kutsal e, tanrılarına kesme gibi işler değişti İslam e, tarihi döneminde. E, yine bir kan akıtma durumu söz konusu. Tabi burada tabii çok eskiye dayanıyor. E, bu kurban bir nevi işte Tanrı bizi cezalandırmasın biz ona bunu sunalım gibi bir anlayış. atalar kültüründen sonra bu üç tane ilkel inanç var. Tabi bunun dışında Türkler sadece bunlara mı inanmışlar? Hayır. Ne demiştik? Türkler İslamiyetle yapı olarak çok yakınlar. daha eski dönemlerden Uygurlardan hatırlayın. Budizm, Maneizm, uzak Uzak Doğu'da tabi Orta Asya sürekli Uzak Doğu ile bir iletişim halinde olduğu için. İşte Çin bölgesi, Hindistan Çin bölgesindeki inançları daha etkilenmişlerdir. Onlar da nüfus olarak çok fazla olduğu için. Budizmi benimsediler, Maneizm benimsediler. Bunlar tabi Uygurların hatta Türklük özelliğinin ortadan kaldırmıştı. Et yemeği yasakladığı için. Hristiyanlığı kabul eden Türkler oldu. Mesela kavimler göçünden sonra Avrupa'ya giden bu işte Bulgarlar ya da işte şeyler Macarlar Hristiyanlık ve Musevilik inancına sahiplerdi. Ve tabii ki de İslamiyet. İslamiyeti de son din olarak Türklere de serayet etti. Ve ağırlıklı olarak Türklerin İslamiyet'i kabul ettiğini görüyoruz. Orta Doğu'da, Anadolu'da ağırlıklı olarak İslam dini Türklerde yaygındır diyebiliriz inanç olarak. Toplum yapısına baktığımız zaman Türklerin e, küçük birimlerden büyük birimlere doğru birbirine bağlantı şeklinde toplum yapısı genişliyor. Şimdi toplumun en küçük yapı taşını ne dedik kurumuna? Aile. Aileye oguş deniliyor o dönemde. Şimdi bu aileler bir araya gelince ne oldu? Sülaleler. Yani uruk o dönemde. Bu sülaleler bir araya geldi. Ne oldu? Boyları oluşturdu Uruglar. Boyların bir araya gelmesiyle Budun oluştu. Yani millet. Bu milletlerin bir araya gelmesiyle de ne oldu? Büyük bir devlet oluştu diyebiliriz. Yani burada özetle en küçük kurumdan birleşip 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 büyük bir devlet haline geliniyor. Oguşlar Uruga, Uruklar Boya, Boylar Budun'a, Budun'da ile evrilen bir süreç. Türklerin toplum yapısına baktığımız zaman çekirdek aile şeklinde yaşıyorlar. Çok geniş kalabalık aileler şeklinde yaşamıyorlar. Ne için? Çünkü göçebelikten dolayı bir çadır kuruluyor. Çadır hani çok büyük yapılamıyor. Çünkü taşınması gerekiyor. Onun için küçük küçük aileler şeklinde yaşanıyor. Şartlar gereği. Yani genişlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir yerleşmemiz gerekiyor. Yerleşik hayat. Sonra işte büyük büyük evler ya da büyük büyük çadırlar kuracağız, bir arada yaşayacağız. Ama göçebelik buna izin vermediği için aileler Türklerde çok kalabalık değildi. Yine bu göçebelikten dolayı sınıflaşma yoktu. İşte soyluluk kölelik burjuva sınıfı, aristokrat sınıfı gibi ruhban sınıfı, işte dini yöneten gibi e böyle sınıflara ayrılmıyor. Niye? Dediğim gibi şimdi kurumların oluşması için. Çocuklar yerleşik hayata geçilmesi gerekiyor. Oraya yerleşeceksin, bir hovaya sürekli orada kalacaksın, devlet kurumları oluşturacaksın. Fakat devlet kurumları oluşturduktan sonra tabii ki de duruma göre birileri zenginleşecek, birileri başka iş yapacak, daha az para kazanacak. Ne oldu? Herkes bir şeyle uğraşırken işte din adamları çıktı ortaya, işçi sınıfı çıktı ortaya, işte ne oldu? Tarımın toprak sahibi grup çıktı. Yöneten grup çıktı ortaya. Ne oldu? Al sana sınıflaşma. İşte bu sınıflaşma göçebelikten dolayı büyük bir şehirleşme kuramadığın için yayılamadığın için sınıflaşma olmuyor. Onun için Türklerde kölelik de olmuyor. Yani çünkü bir toprağın olacak sürekli çalıştıracak kölen olacak. E, sabit bir toprağın olmayınca sabit bir çalıştırdığın insan da olmuyor. Sürekli savaşan bir grup var burada tabii göçebelik Türklerin yapısını etkiliyor. Böyle hızlı bir şekilde karar verme yeteneklerini geliştirecek. Çünkü hani hızlı bir şekilde şeyi karar verme yapısını şartlar oluşturuyor. Sürekli bir kıtlık gelebilir, otlaklar bitebilir, sürekli bir baskı oluşur, bir millet sana saldırabilir. Hızlıca karar verip uygulaman gerekiyor. İşte bu göçebelik hayatı Türklerde daha böyle pratik olmayı sağlamış böyle bir yapı kazandırmıştır diyebiliriz ee, daha çok göçe biliyorsunuz biliyorsunuz e, şeyi geçim kaynağı hayvancılık daha çok at ve koyun önemli at zaten binek hayvanı olarak kullanılıyor koyun da hani e, yemek için ya da satmak için kullanılacak e, tarım yapmamız için çok büyük geniş arazilere ve sürekli sabit kalmamız gerekiyor Burada tabi Türklerde tarım mevzu sadece kendi geçimlerini sağlamak için geçici olarak yaptıkları tarım olacak. Ama genel olarak hep hayvancılıkla ilerleyecekler. Atı evcilleştiren ilk medeniyettir Türkler. Burada tabi at çok önemli. Bütün savaşlar için kullanılır. Bir yerden bir yere gitmek için çok önemli bir şey. Atın evcilleştirilmesi Türk tarihini etkileyen en önemli şeylerden birisidir. Hatta hatta at bir nevi kutsaldır diyebiliriz. Onun hani sütünden de kımız denilen e, sütünden de yararlanabiliyor. Ve bazen işe yaramayan atlar da e, kesilebil kesilebiliyor. Yani at eti de zamanda yeniliyordu. Diyebiliriz. E, biliyorsunuz ee, Osmanlı'da da vardı ilk işte södumanlık, yaylak, kışlak. Ee, göçebe hayat bu şekilde ilerlemek zorunda yani yazın yüksek yerlere çıkacaksın, kışın da ovalara ineceksin ki bu iklim seni çok etkilemesin. Onun için yazın yaylakta, kışın da kışlakta bulunuyorlar Türkler. E, bir nevi avcılık da e, sürüyordu bir yandan e, çok yoğun olmasa da. Ee, tabi burada avcılık yapılmasının sebebi her coğrafyada her şartta yaşamını geçindirmek zorunda olduğun için. Yani burada koşullar tabi çok zor günümüzdeki gibi değil. Bir yerde bulunuyorsun orada belki savaş yapılacak bir ay iki ay kalman lazım. Ve burada belki kendi topraklarında değilsin. Ne yapacaksın hemen hızlıca avcılık yapıp orada hemen karnını doyurman lazım. Yapamazsan zaten yaşayamıyorsun. Tabi Uygurlarla birlikte Türklerin sosyal yaşantısı değişecek. Ne için? Çünkü Türkler de Uygurlar neyi başlattı? Yerleşik yaşam. Dinini de değiştirmişti. Mani dinini geçmişti. Avı bıraktılar, yerleşik hayata geçtiler, tarım yaptılar, sulama kanalları yaptılar. Ne oldu? Bir anda göçebelik yaşamından vazgeçtiler ve kültür medeniyet arttı bu şekilde. Tabii kültür medeniyet arttı ama savaşçılık özelliklerini kaybettikleri için rahatça da yıkılabildiler. E, bu tabi bir şekilde bir avantaj sağlıyor ama dışarıda karşıda zayıf olmana neden oluyor. Türklerde ekonomik hayata baktığımız zaman 3 e, başlıkta inceleyeceğiz. Tabii bu üç başlığın en önemlisi hayvancılık. E, tarım ve ticaret çok çok fazla değil. Ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimlerini sağlayacaklar söylediğimiz gibi otlak alanlar bulacaklar sürekli otlak olmayınca da göç edecekler. Tarım ekmek yapmak için ağırlıklı olarak ya da belki hayvan yemi işte arpa buğday ama burada tabi amaç ne bir nevi aslında kendi karnını doyurmak için kullanılıyor. Çünkü dediğim gibi sürekli bir yerden bir yere göç etmek zorundasın. Tarlanı bırakıp gidiyorsun. bu dönemde ee, tabi tarım yapıyorsan illaki belirli düzeyde sulama kanalları yapman lazım. Ve saban. Saban nedir? Saban tabi toprağa ekmeden önce onu biraz sürüp e, ekme e, durumuna getirmek. Toprağa sürdüğün aleti saban deniliyor. Hayvanlar kullan Hayvanlar da kullanıyorsun. Şimdi bunun yerine traktörler kullanılıyor. Tabii ki. Ee, bu tabi sabanın olması, sulama kanallarının olması da ne diyeceğiz? Mesela kazı çalışmalarında bir saban gördüysek Türkler için diyeceğiz ki tarım yapmışlar. Önemli. Yani bu tarımla da ilgilendiklerini gösteriyor. Ama çok fazla değil. Ticarete baktığımız zaman tabi burada ne olacak? Bizzat yetiştirdikleri koyunu satabilirler canlı hayvan olarak. Etini bir nevi konserve şeklinde getirip satabilirler. Kestikten sonra. Hayvanların derilerini satabilirler direkt kürk olarak satabilirler. Ve dediğim gibi dikkatinizi çekiyoruz. Ağırlıklı olarak hayvanların ürünlerinden bir satış elde ediliyor. Bunun karşılığında çok fazla üretemedikleri ne olacak? Tahıl. Yani tarım ürünlerini alacaklar. Kendilerinde fazla hayvan var. Onları satıp yerine daha çok hazır giyim eşyası ve karnlarını doyurmak için de tahıl elde ediyorlar. Bu dönemde ticareti baya geliştirecekler ve bazı ticaret antlaşmaları yapacaklar ee, diğer devletlerle. Ee, burada tabi ticaret biliyorsunuz daha Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar e, İpek yolu mesela önemliydi. Tabi İpek yolunun ele geçirmesi Fatih Sultan Mehmet'in ne olmuştu? Ee, çok daha farklı şeylere yol açmıştı. Coğrafi keşiflerin yapılmasına neden olmuştu. Çok da işe yaramamıştı ama o dönemde çok işe yarıyordu. Kürk yolu var, İpek yolu var. Bu iki yola hakim olmak bir nevi dünyanın ekonomisini ele geçirmek gibi bir şeydi. Biliyorsunuz Çinlilerle Türkler ağırlıklı olarak bu iki yolu ele geçirmek için sürekli birbirleriyle e, mücadele etmişlerdir. İpek yoluna baktığımız zaman çocuklar ta Hindistan'dan Çin'e kadar oradan başlayan, oradan gelip hem Anadolu'dan geçen bir yandan da tabii Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyen iki kol halinde Avrupa'ya kadar ulaşan bir ticaret yolu. Bu ticaret yolu sürekli bütün devletlerin batıdan doğuya ticaretlerini yaptığı yol. Burayı hakimiyet altına aldığın zaman buradaki her türlü ticareti sen gerçekleştiriyorsun, vergiler alıyorsun ve ekonomini zenginleştiriyorsun. Türk yolu da buna benzer. Yine Türk satışının ağırlıkta olduğu ee, Karadeniz'in kuzeyinden e, Çin'e kadar ilerleyen bir süreç. E, buna da egemen olduğun zaman dediğim gibi ekonomini geliştiriyorsun. Ve bu yollar üzerinde ticareti geliştirmek için yeri geldiği zaman savaş yapılıyor. Yeri geldiği zaman da devletler arası ticari anlaşmalar yapılarak bir nevi gelir sağlamaya e, çalışılıyordu. E, yazı, dil ve edebiyata baktığımız zaman Türklerde. E, tabii ki çeşitli alfabeleri kullanacaklar. Hatta Göktürkler, Uygurlar kendi adlarını alfabe oluşturacaklar. Burada Türklerin dil ailesine baktığımız zaman e, Ural Altay dil ailesine mensup. E, alfabeler çok değişiyor. Çok çeşitli alfabe kullandılar. Göktürklerin kendine ait alfabesi vardı. Uygur alfabesi, Soğut, Brahmi, Süryani, sonra Arap alfabesi kullanıldı. Biliyorsunuz Osmanlı zamanında Arap alfabesi kullanılıyordu. En son günümüzde ise Latin alfabesi kullanılıyor. İlk başta tabi Göktürklere baktığımız zaman Göktürklerde ilk yazılı eser Orhun yazıtları. Orhun abideleri de deniliyor. Göktürk yazıtları abideleri de deniliyor ya da kitabeleri deniliyor. Yazıt, kitabı, anıt aynı şey anlamında. E, tabii bu e, günümüzdeki Moğolistan e, sınırlarında bir dikili taş üzerine yazılmış yazı, üç tane. E, Kültik'in, Tonyukuk, Bilgean e, adına dikilmişti, daha önce bahsetmiştik. Bu tabii ki de Türkler'in ilk yazılı belgesidir, bu önemli. Hatta hala günümüzde e, Moğolistan sınırlarında bulunuyor. Gidip görmek isteyen varsa görebilir. İlk yazılı belgesidir diyebiliriz. Bu tabi ne yazdırıyor içerisinde yöneticiye öğütler veriliyor. İyi bir yöneticinin nasıl olması gerektiği, işte toplumun nasıl davranması gerektiği ne dair öğütler var. Bunun yanında eski kurganında... altın elbiseli adam mezarında gümüş çanak üzerinde yazılmış iki satırlık kitabe var. Bu da çok önemli. Bir eser Türk e, yazılı edebiyatına dair. E, tabii bunun dışında baktığımız zaman e, belirli düzeyde Orhun yazıtlarına baktığımız zaman, Göktürk alfabesine baktığımız zaman baya bir e, harf çeşitliliği, harf zenginliği e, bulunuyor. E, 32-33 harften oluşuyor Orhun yazıtlarındaki Orhun alf alfabesi kullanıldığı zaman. Ee, dediğim gibi günümüzde Latin alfabesine kadar kullanılmış. Öncesinde ne yapılmıştı? Göktürk, Uygur, Soğut alfabesine geçiniyor. Brahmi, Süryani. Tabi bunlar e, İslam, e, İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap alfabesi, Kiril alfabesi. Ve en son günümüzde kullanımı basit ve öğrenmesi basit olduğu için Mustafa Kemal biliyorsunuz harf inkılabı gerçekleştirdi. Latin alfabesini günümüzde kullanıyoruz. Şimdi çocuklar Göktürk alfabesine baktığımız zaman ilk Türk tarihi ilk alfabesi 5. ve 6. yüzyıllarda bulunuyor. Dediğim gibi yerinde Orhun yazıtları Moğolistan'da bulunuyor. 38 harften oluşuyor. 34'ü sessiz, 4'ü sesli. Bu Önemli, yani zengin olduğunu görüyoruz alfabenin. Yazı enteresan bir şekilde sağdan sola doğru yazılıyor. Günümüzde soldan sağa doğru yazıyoruz. Ee, dikkatinizi çektiyse Arap alfabesi de sağdan sola doğru yazılıyor. Ve tabii e, kelimeler aralarında üst üste iki nokta konarak birbirinden ayrılıyor. Yani harfi yazıyorsun, iki nokta koyuyorsun. Diğer e, kelimeyi yazıyorsun, iki nokta koyuyorsun. Diğer kelimeyi yazıyorsun. Bu şekilde ayırt ediliyor. E, Tabi burada Göktürk harflerinin e, görsellerine de baktığınız zaman e, keskin çizgilerden oluşuyor. E, ve birbiriyle bitişmiyor. Yani baktığımız zaman böyle bir yuvarlak, yuvarlama söz konusu değil. Direkt keskin hatlı bir yazı. Ve birbiriyle e, bağlanmıyor olması göktürk harflerinin karakteristik özelliğidir diyebiliriz. Göktürk alfabesinden sonra en önemlilerini Uygurlar gerçekleştirdi kendi adlarında Uygur alfabesi. E, bu da Türklerin ikinci milli alfabesidir. E, burada tabi Soğut alfabesi kullanılarak geliştiriliyor. Ve kendi e, kendilerine özgü bir alfabe ortaya koyacaklar. E bunlar da sağdan sola doğru yazıyorlar. Günümüzdekinin tersine. E, ee, burada alfabe 18 harften oluşacak. Üçü sesli, gerisi sessiz. Ee, bu harfler e, tabii ki göktüklerin dışında birbirleriyle bitişme özelliği vardır. Bu dönemde çocuklar Uygurlar yerleşik hayata geçtiği için biliyorsunuz mani dinini benimseceklerdi. E, kağıdı kullanan Türk devlet olacak burada kağıt baskı tekniğini Uygurlar kullanacak bir nevi bir nevi burada biz matbaanın bulunduğunu e, kullanıldığını yani e, Türklerde ilk defa matbaanın burada kullanıldığını görebiliriz e, bu önemli tabi burada e, Çinliler mi kullandı daha önce Uygurlar mı kullandı e, belli değil ama aslında e, Çinlilerde ilk başta bulundu daha sonra Uygurlar kullandı diyebiliriz e, matba için. E, tabii ki Avrupa, Moğol istilaları ile e, Uygurların e, baskı tekniğinden yer alanacaklar. Yani Moğollar şöyle bir şey ulaşacak. Bölgede savaşlı devletlerin kültürlerinden etkilenecekler. Avrupa'ya kadar ilerleyen Moğollar Avrupa ile aslında bu Türklerin kültürünü Avrupa'ya yayacaklar. Ve aslında günümüzdeki matbaanın karşılığını gerçekleştiren Alman Gutenberg matbaanın mucididir diyoruz. Aslında tabii ki de Çinlilerle başlayan matbaanın bulunması, Uygurlarla geliştirilmesinden sonra bir nevi bulunmasından ziyade geliştiricisidir diyebiliriz. Tabii ama günümüzdeki modern matbaa anlamındaki modern anlamdaki matbaaya, en yakın matbaayı ilk defa Ortaya çıkartan Alman Gutenberg. Ama daha önce matbaa kullanılıyordu. İlk defa kullanılmamıştı. E, Göktürk alfabesi ile Uygur alfabesi arasındaki farklara baktığımız zaman... ...dediğim gibi Göktürk yazısı çok daha sert cisimlerle kazınarak kullanılıyor. E, sert çizgileri var. E, Uygur alfabesi daha yumuşak bir alfabe. Burada tabii ki Uygur alfabesi kağıda yazdıktan sonra daha çok e, hani sertlikten kurtulmuş ve kağıt yazısı haline getirilebilmiştir diyebiliriz. Bu anlamda Göktürk yazısına göre daha bir yumuşak yazımı olan bir yazıdır. Uygur alfabesindeki harf yetersizliği ile Türkçeyi tam ifade edemeyecek ama Göktürk alfabesi 38 harfle e, bu ifade e, fazlalığıyla Uygur alfabesinden daha öndedir diyebiliriz. Burada Türklerin ilk edebiyat ürünleri sözlüdür. Göktürk ve Uygurlar'da tabi yazı geçiyor ama e, yıllarca, yüzyıllarca Türkler tabi yazıya geçmediği için hep sözlü gelenekler kullanıyor. İşte destanlar, efsaneler hep kulaktan kulağa ilerliyor. Kağıtlı yazılı olarak bulunmuyor. Toplumlar bu kültürü Türkler'de e, işte saz eşliğinde söyleyerek, kopuzlarla destanlar anlatarak, efsaneler anlatarak e, Türklerin sözlü kültürü oluşmuştur. Burada sagu cenazelerde söylenen ağıtlar dilden dile sürekli kullanılmış. sözlü edebiyat ürünü olarak söyleyebiliriz saguları. Koşuk dediğimiz gibi saz eşliğinde günümüzde de hala öyle bir gelenek vardır. Saz eşliğinde söylenir şiirler. Ee, savlar atasözleri yine sözlü olarak dilden dile ilerlenir. Ve destanlar yine sözlü olarak toplumdan topluma ulaştırılmış sözlü edebiyat ürünleridir diyebiliriz Türkler için e, Türklerde bilim ve sanata baktığımız zaman e, tabii ki bu dönemde e, sözlü edebiyat kültürü olduğu için sözlü kültür olduğu için çok fazla bilimde ne yap ne yapılmadığını çok göremiyoruz çünkü daha yazıya aktarılmamış ne oldu e, yazılı eserin eksikliği ...bu bu bilim alanındaki çalışmaları öğrenmemizi engelliyor. Ama şunu biliyoruz ki Türklerin ilk e, takvimi 12 hayvanlı Türk takvimi. Bu 12 hayvanlı Türk takvimini yapmamız için ne olması gerekiyor? Tabi astronomi bilimiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında, güneş etri, ekseni etrafında dönüşünü bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda da günümüzdeki e, yıllara çok çok yakın olarak bulunmuş bir takvim. Bu anlamda da Türklerin astronomide ilerlediğini, astronomi bilimiyle ilerlediğini görüyoruz. Tabi bilim ve sanatta Uygurlar çok önemli bir etki sağlayacak. Yerleşik hayata geçecekler. Matbaayı, kağıdı kullanacaklar. Ve o dönemdeki Çinlilerden, Hintlilerden onların yazılı eserlerini Türkçe'ye çevirecekler. Çeviri söz konusu bu çok önemli. Burada tabi Uygurlar ...belli düzeyde bilimsel, kültürel faaliyetlerde bulunmuşlardır diyebiliriz. Burada tabi bilim insanlarını bu dönemde bir danışman olarak kullanabiliyorlar. Osmanlı'da da bu gerçekleşiyordu. Mesela Osmanlı'dan önceki dönemlerde de gerçekleşiyordu. Bilim insanları hükümdarın danışmanı olabiliyor. Hatta çok 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 o kişilerle önem veriyorlar karşı karşıya alıp konuşuyorlar, bir şey danışıyorlar ve de söylediklerini gerçekleştiriyorlardı. Büyük bir saygı vardı yani bilim insanlarına. Ee, sanata baktığımız zaman tabii ki sanatta kalıcı eserler yapılması çok zor özellikle mimaride. Çünkü ne yapıyorsun daha çok ee, göçebe yaşadığın için çadır kuruyorsun. Ve onun için hani yerleşik hayata geçtikten sonra mimari eserler ortaya çıkacak. Yerleşik hayata geçilmediği için ilk Türkler zamanında e, daha çok taşınabilir e, eşyalar, küçük eşyalar üzerinde e, bazı sanatları görebiliyoruz. Burada ne yaparlar mesela? Mesela kilim. Kilimlere e, kutsal saydıkları hayvanların e, şeylerine dokuyabilirler. İşte e, mesela kullandıkları kapkacakların üzerine hayvanların şekillerini yapabilirler. E, i̇şte çok görürüz at, geyik, e, ...dokumalarını kilimlerde... ...ya da halılarda... ...bu tabi göçebe hayatta halı kilim kullanılıyor... ...taşınabildiği için... ...daha çok bunlarda e, görebiliyoruz... ...biz buna tabi sürekli... E, ...atalar şey kültürü... ...tabiat kuvvetlerine inanma kültüründen do dolayı... ...hayvanları da... ...kutsallaştırdıkları için... ...bu kutsal saydıkları hayvanlarını da... E, ...ya da yaşamda önemli buldukları hayvanlarını da... E, ...kullandıkları eşyaya... E, ...sırayet ettirecekler. Onların imgelerini, simgelerini... ...çizecekler, dokuyacaklar. Buna tabii Türk tarihinde... ...hayvan üslubu deniliyor. Hayvan üslubu sanatı. E, maden işlemeciliğinde de... ...gelişmişlerdir Türkler. Maden işlemeciliği milli sanat haline... ...gelecek. E, niye maden işlemeciliği? Dediğimiz gibi daha çok taşınabilir... ...ürünler üzerinde çalıştıkları için... Burada daha çok çalışa çalışa madende çok ileri düzeye gelecektir. Dokumacılık niye gelişecek? Tabii ki dediğimiz gibi kilim, halı, kışın orada hem soğuğu engellemek için hem de çadırın içini çocuklar dekorasyon. Yani bir nevi aslında yaşanabilir hale getirmek için kilimler de duvarları da asılabiliyor o zaman da. Bunun dışında tabii ki ee, çiçek e, moda olduğu için o dönemde çiçek e, simgelerinin de e, dokumacılıkta kullanıldığını görüyoruz. Uygurlara kadar tabii e, mimari eser göremeyeceğiz. Ne için göremeyeceğiz? Çünkü göçebe yaşıyorlar. İlk defa Uygurlar yerleşik hayata geçtiği için bir nevi işte evler, tapınaklar, saraylar, şehirler kurulmaya başlanacak ve mimari eserleri Uygurlarla birlikte göreceğiz. Tabi burada savaş özelliklerini de yitirmişlerdi. Ee, Tabi dinlerini değiştirdiler. Ne yapmışlardı? Maneizm ve Budizm dinlerini kabul etmişlerdi. Bunlar da et yemeyi yasaklıyordu. Ee, burada e, yerleşik hayatı geçtikleri için heykel sanatı, resim sanatında da ilerleyecekler. Ve minyatür sanatı dediğimiz bu seramiğin üzerine çeşitli e, simgelerin çizildiği Minyatür iki boyutlu resim yapılacak. Bu da Uygurlar döneminde çok önemli örnekleri bulunuyor. Ee, tabii ki e, Moğollar aynı şekilde Uygurlardan etkilenecek ve bütün dünyaya, diğer topraklara bu e, genişleme, yayılma sürecinde Moğollar bu Türk e, kültürünü e, etkiletecekler, oraya sırayet ettirecekler. Ve bu minyatür sanatı aslında dünyanın çeşitli yerlerine de yayılacak. Hatta hatta e, Türk İslam devletlerine ya da diğer İslam devletleri de minyatür sanatını kullanacak. Çocuklar e, bilim ve sanatta bırakacağız konuyu. E, Türk tarihini devam ettireceğiz. Bu süreçten sonra kavimler göçünden bahsedeceğiz. Avrupa hun devletlerinden bahsedeceğiz. E, bugünlük e, konumuz bu kadar. Diğer hafta görüşmek üzere.